Selamlar herkese. Hançer ben. Farthest Frontier maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm yıpratıcı bir bölüm oldu ve dış güçler köylülerimizi kılıçtan geçirdiler arkadaşlar. Beklemediğim kuvvetli bir saldırı geldi. Hem koçbaşları hem müthiş armorlı saldırganlarla beraber gerçekten hırpaladılar bizi. Ve nüfusumuz neredeyse 100'e ulaşıyordu. Bir adım geri götürdü. Bu durum bizleri ama toparlanacağız, yılmayacağız ve tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel bir geleceğe doğru. Şu anda kıştan yeni çıkıyoruz ve tarlalara bir göz atmak istiyorum. Fena değil. Güzel verim alacağız gibi hissediyorum bu sene. Tarlalardan hem tahıl hem sebze geliyor. Ve 3 tarlamız işbirliğiyle çalışıyor şu anda. Şöyle yaparsam 10 numara. Bir şey saldırıyor. Ayı mı? Gelsin bakalım ayıcık. Artık köylülerim ölmesin istiyorum. Deposu mu dolmuş? Balıkçının deposu dolmuş. Çünkü boşta insan yok değil mi? Evet. Hep her bölüm aynı sıkıntıyı ne yazık ki yaşıyoruz. En azından iki kulemiz var artık arkadaşlar. Ve bundan sonra akıl edeceğim. İkişer kişi guard koyacağım. Böylelikle sağlam bir ateş gücümüz olacak. Ama yine o tarz bir saldırı gelirse ne yapacağım bilmiyorum. Göreceğiz arkadaşlar. Ve köyümüzü sol alta doğru kaydırdık yavaştan. Ve Granary'de olmuş bir saniye. Vay, 1700 tane tahılımız var. Çok güzel. Bunları hemen una çevirelim. Ve bir tane daha Granary yapmam gerekecek gibi hissediyorum. Şunun yanına. Yan yana yapmak mantıklı mı? Bence mantıklı. Yan yana yapamıyorum çünkü burada elma ağaçları vesaire var. Şuraya çok güzel. Şuraya bir tane daha koyuyorum arkadaşlar. Tahılları mümkün olduğunca biriktirelim. 1-2 sene dayanıyor diye biliyorum. O yüzden sıkıntı yok ve bir aylık yemeğimiz var. Ne yazık ki. Üzücü bir durum. Ama birazdan ekmekler piyasaya dökülecek. Ve yırtacağız diye düşünüyorum. Şimdi gereksiz mesleklerden insanları bir kadın çekmem lazım. Hiçbiri gereksiz değil aslında ama. Yel değirmenine ve fırına yönlendireceğim karakterleri. Ekmek yapsınlar. Bir aylık yemeğin olması çok üzücü. Yemeği gerçekten uçurmamız lazım arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Ve demir falan mı toplamasak? Bunu kapatıyorum arkadaşlar madenin bir süreliğine. Ve inek almak istiyorum aslında. Bakalım oraya gelebilecek miyiz bu bölüm? Başka dertlerimiz var. Bir tüccar geldi. Çanak çömleği güzel bir fiyata alıyor. Müthiş değil ama ben satma taraftarıyım. 40 tanesini satıyoruz arkadaşlar. Beklemeyelim. Ve 520 para gelecek ki şahane. Şahane. Onun dışında almayı arzuladığım pek bir şey yok. İnek olsa belki bir tane alırdım. Çanak çömlek dediğim gibi müthiş para kıracak. Yani 15-16'ya da satabiliriz ama o tüccarın gelmesini beklemeyeceğim. Mutluluk da arkadaşlar şeyden patlıyor. Yemeksizlikten patlıyor. Sadece 2 aylık yemeğimiz var. Bakalım un üretmeye başladık arkadaşlar. Çok iyi. Ve fırın tam gaz çalışacak şimdi. Elmaları toplayabiliyor muyuz? Yavaş yavaş elmalar da büyümeye başladı. Buradan çok ümitli değilim açıkçası. Müthiş bir şey getirmeyecek burası bize. Tarlalar arkadaşlar bizi kurtaracak olan şeyler. Yemek tarafında ve çiftlikler. İneklerden dehşet et süt gelecek. Fasulyeler geliyor.
%68 verimlilik fena değil. Bu da öyle. Gayet iyi. Bir düzene girdiler gibi arkadaşlar. Ve iki tane granary bile yetmeyecek bence. Çünkü müthiş miktarda toplayacağız birazdan. Hasadı. Ve bir yandan da yani şehri komple surla çevirmeyi hayal ediyordum. Kafamdan geçiyordu. Ama bir saniye. Diğer tüccar da gelsin. Belki çok ufak bir ihtimal çanak çömleği daha iyi fiyat alıyordur. Öyle satacağım. Surlarla çevirmeyi planlıyordum ama geçen bölüm gelen saldırı tereddüte düşürdü arkadaşlar beni. Koşbaşıyla gelirlerse öyle. Hiçbir manası yok şey yapmamızın. Büyük bir sur çekmemizin. Çünkü parçalayıp girecekler. Ve her yere kule de yapamayacağım için. Galiba bu şekilde savunmaya devam edeceğiz önümüzdeki bölümlerde. Bir tane daha tüccar geldi. Yok, almıyor çanak çömleği. O zaman buna satıyorum. Ve 520 gold. Çok güzel. Şimdi... Bu arkadaşa da ayakkabı satabilirim biraz. Çok iyi fiyatı alıyor. 20 tane satacağım arkadaşlar. Biraz para toplayalım. İnek için para kasıyoruz. İnek ne yazık ki satmıyor. Mum üretiyoruz. Gelmemiş mi hiç mum? Peki. Ufak tefek ayakkabı satacağım buna da. Biraz para biriktirmeye başladık. Suya mı yetişemiyor? Nasıl yetişemiyor? Var su. Marketlerde çalışıyor değil mi insanlar? Evet. Sabun henüz yok ya da kullanıyoruz. Var ile giremedik. Yapma, bu ev ıskalıyor mu? Pazar. Şu evleri ıskalamasını istiyorum arkadaşlar. Upgrade'leyince ıskalamayacak. Ama upgrade'lemeye yıllar var. Just gold, 50 tuğla. Bunlar kaçırdığımız vergiler hep. Çok güzel. Bir tane daha granary geldi. Doldurun. Çok güzel hasat alacağız. Yemek birden 9'a çıktı arkadaşlar. Tek bir hasat aldık diye. 1 aylık yemeğimiz vardı, şimdi 9 aylık. Ama burada göstermiyor enteresan bir şekilde. Ha, sebzeleri aldık, 684 tane. Çok güzel. Ve deposu doldu. Bir tane daha yemek yeri deposu da yapmamız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla. Buraya götürebilirler de. Hadi oraya götürsünler bir süre. Aynen orada biriktirelim. Buna saldırıyorlar mı onu da bilmiyorum. Belki de içeri koymamıza gerek yoktu bunu. Yemek şeyine. Belki ona saldırmıyorlardır. Flex kalmamış. Okey, ekmem gerekiyor yoksa elbise üretemeyeceğiz. Küçük tarlalardan biriyle üretelim. Güzel. Geyikleri nasıl işaretledim? Takılı kaldılar. Kalsın. İki kişi daha doğdu. Tüccarlarla yapacağım. Şu ayakkabıları satacaktım.
Çok güzel. 900 gold'um oldu burada. 270 de bende var. 1000 gold'u geçtik arkadaşlar. Bir kısım. Ya da kalsın burada. Fark etmez. İkisini de savunuyorum çünkü. İnek bekleyeceğiz şimdi. İnek bekleyeceğiz. Kömür ne alemde? 60 birikiyor. Mumlar birikmeye başladı. Sepetler coştu. Fena değil gibi. Evet, yavaştan inekleri yapıp 3. çağa doğru kendimizi ittirebiliriz arkadaşlar. Popülasyonu arttırmamız gerekiyor şu noktada. Onu da mutluluğu yüksek tutarak yapacağız. Ayakkabı ve elbise nasıl %100 olmaz anlamıyorum. Var. Ayakkabım var. Almıyorlar mı? Yani almalarını beklerdim. Yemeği oturttuk. Evet. Nasıl daha fazla göç alabiliriz? Zamanla alabiliriz ya da çocuk yapabiliriz. Çok başka bir opsiyon yok şu anda. Bu arada fareciyi kapayacağım. Fare çıkarsa açarım arkadaşlar. 5 para gidiyor buna. Düzenli olarak. Kuleleri açık bırakacağım çünkü muhtemelen saldırı yiyeceğiz. Muhtemelen saldırı yiyeceğiz. Her an yiyebiliriz. Hayvancılık şeyini de yapmak istemiyorum şimdiden. Bir sürü emek gerektiriyor. İnek satın almak istiyorum öncelikle. Ve kaynak üretimlerine geri dönecek olursak. Kum. Kuma gerek yok. Yapabilirim ama şuradan. Ufak tefek toplayabiliriz. Ama o kadar işçim yok şu anda. Armory'yi de yapmayacağım. Metalim yok. Bir sonraki çağım. Evet. Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar yapabileceğimiz şu anda. Hayvancılık hariç. İnek bekleyeceğim. İnek geldiği anda. Hayvancılığa dalacağız. Ve yemeğimizi vesaire toparlamaya çalışacağız bu süre zarfında. Avcı ne yapıyor? Heh. Avlanıyor. Evet, avcılar bir yere kadar. Yani çok sizi ileriye taşıyamıyor. Hayvancılığa bir noktadan sonra geçmeniz gerekiyor. Sabun üretiyoruz bayağı ya. Herbler bitebilir bu arada. Ama bitmiyor. Bitmiyor. Yemek tarafında hiç mantar bulamamışız. Kavanoz yapacağız ileride. Belki yaparız. Süt ineklerden gelecek. Peynir üreteceğiz. Okey. Of, 6 kişi geldi. Çok iyi be. 2 kişi de doğdu. Güzel oldu. Hoş geldin Sada. Bu gayet iyi oldu. Şuraya bir kişi daha koyayım. Boş durmasın. Üretelim. Ve çocuklar büyüyor. 13 kişi boşta. İşte bunu seviyorum. Ekmek mi bozulacak? Yapma. Fıçı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Oh, çok fazla sebzem birikmiş. 15 aylık yemeğim oldu. Tarlalar bazen sapıtıyor. Abartılı miktarda şey getirebiliyorlar. Mesela bir sonraki sezon birazcık şeye odaklanalım. Fertility'ye odaklanalım. Aynen. Çok yemek varsa şeyi abartmıyorum. Şöyle yapalım. Güzel.
Çok güzel. Bu dolmadı ya ikincisi. O kadar dolmadı açıkçası. Aa, müthiş un üretiyoruz şu anda. Ekmek de geliyor. 16 arkadaşlar, çok dengesiz ya. Bölümün başında bir aylık yemeğim yok muydu? Bir hasat topladım tarlalardan ve 16. 8'i de bozulacak yani. Saçma sapan bir şey. Yeterince evimiz var. Nüfusu 150'ye doğru uçurmamız gerekiyor yavaştan. Evet, inek alalım. İneği heyecanla bekliyorum şu anda. Ve sur çekme konusunda da biraz düşüneceğim. Aslında base'in etrafındaki suru upgrade'lemek çok daha mantıklı olacak. Ve gelirimiz de pozitife çıktı. Çok iyi. Tier 3. Tier 3 yapmamız lazım. Başka çözüm yok. Fıçılar çok önemli. Yemekler daha uzun dayanabiliyor arkadaşlar. 10 fıçı koyabiliyorsunuz galiba bina başına. Tanesi %5, 10 tanesi %50. Gayet iyi. Ve 2 yemek şeyim de doldu birden. Ben 3. yemek yerini de yapıyorum. Deposunu. Bir merkezde var. Bir burada var. Bir tane de buraya yapalım. Burada kimse yemek üretmiyor aslında. Şunun yanına bir tane daha yapıyorum. Aynen. Çünkü fırın buraları fulluyor, dolduruyor. Bir yandan da tarladan aldığımız meyve, yani sebze hasatlarını yakın bir yere koymamız lazım. Burası güzel bir lokasyon. Gayet merkezi. O yüzden oraya bir tane daha yemek deposu koydum şimdilik. Evet, kış bittiği anda saldırı bekliyorum. Bakalım ayağımızı yerden kesecekler mi yine? Mezarlığında yarısı doldu. 16 aylık yemeğim var. Bir sene içerisinde hepsi bozuluyor. Çünkü sebze hepsi. Bu kadar sebze üretmemem lazım. Sebze yok. Şu anda sebze üretmemeliyim. Şunu salla. Oraya biraz fertility yapabiliriz. Yemeği depolayacak yer yok diyor. Hallediyorum. Şu anda hallediyorum. Güzel taktikler veriyor bana. Burada da güzel. Sebze yapmayacağız bir sonraki sezon. Onları yiyelim. Yoksa hepsi bozulacak. Şunlar ne? Paralar mı? Paralara bakar mısınız? Gel de saldırma arkadaşlar buraya. Külçe külçe altın birikmiş. Depomuzda. Ve bu sırf 230. Şurada da 700 tane de burada var. 939 da burada var. Haydi inekli biri gelsin. İnekli birini bekliyoruz. Nüfus 99 arkadaşlar. Yakacaklar bitiyor. Aman. Kömür kullanıyorlar mı evlerde? Hayır. Kömür kullanmıyorlar. Ben başka bir oyunla karıştırıyorum muhtemelen. Ya bütün oyunlarda kömür veya yakacak odun kullanıyorlar. Ve genelde seçme imkanınız oluyor arkadaşlar duruma göre. Ama yok şu anda. Kömürü sanayide kullanacağız o zaman. Ham maddede de altın bulamadık. Flex ekiyoruz. Şunlardan hiç toplamadık. Kumada bakacağız. 15. yıla geldik. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Yavaştan tier 3'e ilerlememiz lazım. Çünkü mevcut binalar bir yere kadar götürecek bizi. Büyük göçler bekliyorum arkadaşlar. Mutluluk tavan çünkü. Birazdan yüzü geçeceğiz gibi hissediyorum.
ve sabun birikmiyor. Bayağı un birikmiş. Sabun vesaire hemen kullanıyorlar galiba, mumları, sabunları. Ve vergiyle para alıyoruz. Mumları kullanmamaları gerekiyor. Kullanıyorlar, evdeler. Peki. İhtiyaç duymuyor ki arkadaşlar level 1 evler. Ha, level 2'ler kullanıyor. Okey, şimdi oldu. Ve upgrade'lemek için gerekiyor. Tamam. Peki. Biraz daha çok vergi veriyor olabilir onlar. Sıkıntı yok. Yeldirmen dönüyormuş. Şimdi fark ettim. Evet. İneklerimiz geldi mi? Göçmenler bilmem ne. 103'e çıktı arkadaşlar nüfusumuz. Haydi bana bir inek. Elbise bırakmıştım burada. Şunları satalım. 19'a. Yanlış hareketler. Şuradan 150 gold daha geldi. Ve yok. Heyecanlandım bir an. Willow satın alabilirim aslında. 30 tane var. Yok, yetiyor. Yetiyor. Fiyat sadece düşük olursa satın alacağım arkadaşlar. Ve zamana oynayacağız. Satacağım. Başka bir şey yok. Aslında bal satabiliriz. Yağ satarız, bal satarız. Balı nerede kullanıyoruz? Yiyorlar mı? Hiç hatırlamıyorum. Şundan mum yapıyoruz. Bal saçma sapan birikmiş. Biraz satalım. 4'e satsak 400 gold gelir. Ben 50 tanesini satıyorum bunların. Yani çok para etmese de kullanmayacağız. Muhtemelen artacak hep. Hazır alıyorken satalım. Çünkü nadiren bal alıyorlar. Deri alabilirim. Biraz düşük fiyat. İşleriz. Ayakkabı yaparız onu. Veya ne kadar? Yok. Hiçbir şey almıyorum. Telov alıyorum. Birazcık. Bunlardan bal mumu yapıyoruz çünkü. 19 tane kalmış. Bir 20 tane alıyorum. Ve balları da satıyorum. 44 tanesini getirdiler. Raid geldi. Hoppala. 19 kişi. 19 kişi sağdan geliyorlar. Zilimizi çaldık. Ha, bu saldırıyor zannettim. Neyle geliyorlar dedim bir an. Bu tüccar, bu saldırmıyor. Raid arkasından gelecek. Gerçekten at arabasıyla geliyorlar vesaire zannettim. Başka yerlerden geliyor olabilirler şu anda. Oraya götürüyor. Tıkladığında üstüne ama belli olmaz. Yine bir katliam bizi bekliyor arkadaşlar. Şunlar geldi mi? Şunları satayım bari geldiği kadar. Güzel. 1200 gold'umuz var. Bakalım hepsini götürürler belki. Nerede bu adamlar? Geldiler. Çapulcular. Ne kadar kuvvetliler bilmiyorum. Üstündekiler chainmail'e benziyor. Yani böyle heavy plate değil. Şövalye armor'ı değil. Ama hepsi armor'lı. Şimdi göreceğiz kuleler ne kadar vuracak derken çok geç kaldım. Birer kişi daha eklemem gerekiyordu. Çok geç kaldım. Onlar şimdi yay vesaire ok toplayıp gelmeleri lazım. Ki hiçbir yerde yok yayla ok. At arabasında var şurada. Fena değil, oradan da alabilirler. Onu içeri alayım mı? Oo, buralardan geliyorlar. Arkadaşlar zile bastım ya. Şeye gelmelerini bekliyorum yani zile bastığım için. Kolay indi şunlar. Ölüyorsa ölsün köylüler. Herkesi kurtaramam. Yani kaçın diye zil çalıyoruz. Sağdan da geliyorlar. Town Hall efsane sıkıyor. Ama yine çok tank herifler var. Kuleler efsane sıkıyor. Bir köylümüz öldü. Kapıyı paramparça ettiler. Galiba soyacaklar bizi arkadaşlar. Bizi soyup soğana çevirecekler.
Yo. Genelde malzeme çalıp kaçıyorlar ama böyle bir şey yapmıyor, vuruyorlar. Temizledik. Temizledik gibi. Çok tank çıktılar yine. Mekanikler biraz değişmiş olabilir. Ben böyle gelip malzemeleri sırtına atıp kaçıyorlar diye hatırlıyorum. Ama vurmaya odaklandılar onun yerine. İşte bu. Bir köylü mü öldü galiba? Şimdi savaş raporu gelecek. Kapıyı tamir edelim. Kapıyı o kadar hızlı indiriyorlar ki. Yuas 800 canı var. Base'in canı kaç? Yazmıyor mu? Göremedim. Bir şekilde atlattık arkadaşlar. Şeyi fark ettim. Zil çalınca içeri giriyorlar. Ve daha fazla ok sıkmasını sağlıyor. Ha, ne kadar çok kişi girerse. Ben geçen savaşta köyleri sağ klikle buraya getirttim. O yüzden içeri giremediler ve Town Hall sıkamadı. Geçen savaşta. O yüzden kaybettik. Sırf zile basıp bırakacağım kendi hallerine. Elle yönetmeyeceğim arkadaşlar köyleri bundan sonra. Yoksa içeri girmiyorlar. Rapor nerede? 12'sini öldürmüşüz. Bir şey alamadılar galiba. 7 kişi. Hoş geldiniz. Süper. Niye rapor gelmedi doğru düzgün? Birazdan gelecek. Haritadan çıkmalarını bekliyor oyun muhtemelen. Çok güzel. Tarlalar çalışıyor. Değirmene bir kişi bırakıyorum. Un miktarımız bitti sayılır. Burada da iki kişi, bir kişi çalışabilir şu anda. Öyle oyun boyunca ufak optimizasyonlar yapacağım arkadaşlar. Karakterleri koy çıkar. Evet. Bir kişi ölmüş sadece ve hiçbir şey çalamadılar. Büyük bir kısmını öldürdük. Şahane. Son kalan ballarımızı da satalım. Güzel. 1200 gold. 200 de bende. 1500'e çıktı arkadaşlar goldumuz. Haydi inek. Hayda. İnek satmıyor şimdi. Hiç kimse. Bir şey satmayacağız. Bir şey almayacağız senden. Bir tane şundan var. Heavy tool. Pahalı. Almayacağım. Armor falan alabilirsiniz de gerek yok. 7 kişi mezun oldu. İyileştirdik. Güzel. Bir nefes aldık arkadaşlar bu bölüm. Ama öyle bir dengesizliği var ki yemeğin. 15 değil miydi az önce? 3'e indi. Ve aç kalacağız çünkü full flex ektirdim herkese. Kötü bir hamleydi. Bir tanesinden sebze toplamam gerekiyordu. Yaktı bizi. Bir tarla daha yapıyorum arkadaşlar. Çünkü 24 kişi boşta şu anda. Boş boş oturuyorlar. Bir tarlaya daha giriş yapalım. Umarım açlıktan kırılmayacağız. Nerelere nerelere. Şurası? Şurası güzel bir yer. Tarla için. Çok güneye kaydık bu arada. Şehir merkezimiz orada kaldı. Belki de buraya biraz yayılmamız gerekiyor. Şehir merkezi adı üstünde merkezde kalsın istiyorum. Taşıyabiliyor muyuz bunu? Taşıyabiliyormuşuz. Ama taşımayacağım. Buralar... Burada geyikler var. Şimdi buraya tarla falan koymak istemiyorum. Tarlayı koyarsanız da... buraya koyalım. Çok güzel. Burayı arkadaşlar... Sanayi Mahallesi. Yukarı kayar. Şuraları tarla yapacağız şimdi. İşte böyle. Şuraya bir mega tarla koydum. Kolay gelsin. İki tarlayı üst üste bile yapabiliriz. Ama gerek yok öyle bir aksiyona. Şöyle bir yol çekelim.
Evet. Güzel. Yollar birleşiyor. On numara. Ayı geldi. Sağ taraftan halen ayılar geliyor. Yani herkesi çekemiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Okey, aldık. Güzel. Galiba ayı... Ayıdan da normal şey geliyormuş. Sadece 56 et geliyor. Yaban domuzu çok iyi. Çünkü şu ceset diyor, hayvan cesedi. Şu. O zaman gerek yok ayıya yollamaya. Toplamasın. Ben ayıdan çok daha fazla kürk vesaire gelir diye hayal ediyordum ama öyle değil galiba. Şimdi. Güzel. Yakacağımız biraz yetmiyor gibi. Bir tane daha yakacak şey yeri yapmamız gerekecek gibi arkadaşlar. Çünkü çok fazla yerde kullanıyoruz yakacak odunu. Evlerde kömür yapıyoruz. Fırında kullanıyoruz. Aynen. Biraz daha, bir tane daha yapmam gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü upgrade etmeye çok var daha. Okey, buralara yapamam. Şimdilik. Şöyle koyalım. İleride onları düzenlerim arkadaşlar. Birbirine yakın yaparım. Alakalı binaları. Şimdilik biraz kaos. Burası. Ve yeni tarlamıza atladılar. Şehrimiz yayılmaya da başladı bayağı. Ve ufak tefek yemek toplasınlar. Şunları toplattıracağım. Berry. Bir sürü yemek var aslında ortalıkta. Çok da verimli değiller ama... Toplayıversinler şunları. Şunları. Anında saldırdılar. Kaç tane topluyor? 16. O da bir şey. O da bir şey. Bir 100 küsür tane. Toplayalım derken sabuncu mu yandı? Sabuncuda yangın var. Halen inek bekliyorum. Hatta inekçi yerini yapalım mı? Beklemekle olmaz. Hamle yapmanız lazım arkadaşlar. Bir tane kuralım. Barn. Çiftlik. Ve... Nerede? Food. Şimdi bunun yanına peynir sanayisi vesaire koyacağım. Ve insanların hoşuna gitmiyor pek. Belki... Buraya genişleyebiliriz birazcık. Buralarda ev yapacağız. Ve aslında hayvanları yemek yemeye yolluyorsunuz. Ve galiba tarlaların üstüne sıçıyorlar. Ve verimli hale geliyor. Çok hatırlamıyorum. Öyle bir şeyler vardı. O yüzden buralara yapmak mantıklı olabilir. Ama sol üst tarafa da bir tarla şeyi kuracağım için buraya da girişebiliriz. Bence buraya yapalım. Çiftliğimizi. Aynen. Şuraya ilk çiftliğimizi kurduk arkadaşlar.
Buna şey maden, kömür madeninin üstüne şey koymuşum, yol çekmişim. Hallederiz ileride. Bir tane daha yaptık. Firewood Splitter. İki kişi çalıştırıyorum. Tahtamız 300'e çıkmış. Çok güzel. Plank de güzel. Hepsi şahane. Sadece inek bekliyoruz arkadaşlar ve nüfusu arttırmaya odaklanacağız. Şu anda. Tarlalarda flexleri topladı. Bir sonraki sezon biraz fertility'yi abanalım. %3 arttırıyor bu. Bu %1 arttırıyor. Bu da öyle. Şöyle yapalım. Bir sonraki sezon tahıl gelecek. Yine tahıl gelecek. Çok iyi. Yine tahıl gelecek. Efsane. Burada da birazcık şeyi arttırabiliriz. İki tane sığar mı? Yok. Şöyle. Çok güzel. Depolarımız şişmiş arkadaşlar. 1700 tane şeyim var galiba şu anda. 1725 tane. Tamam. Açlık olayı çok da vurmayacak bize. Şimdi yeni tarlamızı yapıyoruz. Ve çiftliğimizi yapıyoruz bir yandan da. Tam gübrecinin yanına. Bir kişi yetişebiliyor mu halen herkese? Yetişiyor galiba. Bakayım, aynen. Evlerde gübre yok. Var. Bunlar da biraz birikmiş. Ama 15 fena değil. 27. Yetişir yetişir. Bir tane daha gübreci yaparız en kötü. O boklar birikirse arkadaşlar efsane hastalık yayılıyor. Dikkat etmek lazım. Ve eve ihtiyacımız yok ama birkaç tane daha ev yapacağım ben. Şu mahalleyi uzatacağım. İki tane daha yaptım oraya. Vergi gelsin. Epey kil de oldu. Bunları artık tuğlaya dönüştürmek istiyorum. 655 tane flex toplamışız. Çok iyi. Bir sürü elbise yapacağız şimdi. Ayı. Of yandınız. Kim var burada? Avcı. Yandın. Hem de nasıl yandın. Yayı falan var. O adam ölmesin ya. Çeteyi topladım. Bir saniye. Bütün köyü toplamışım. Hayır hayır. O kadar kişiye gerek yok. Ne kadar genişçe... Bölge seçtim. 500 kişi bir ayıya dalıyoruz. Yapma. Kaç. Öldü. Hadi. Bir kişi daha indi. Biri yaralandı. Diğeri öldü. Ne yazık ki. Orta çağdayız arkadaşlar. Ayı saldırıları. Halen ölümcüller. Üstesinden gelemiyoruz. Belki sırf hayvanlardan kurtulmak için bir Megasur projesine girişebilirim. Yağmacılardan değil de. Ya şöyle bir şey hayal ediyorum. Defans. Şuradan aşağıdan buraya kadar. Buradan yukarı. Tağın üstünden göle kadar, gölün üstünden böyle. Dehşet bir alan arkadaşlar bu. Buradan da aşağıya nereye geliyor? Yine dağ mı geliyor? Aynen. Böyle bir şey yapsam mı? Tanesi 3 gerektiriyor. Bir 2000, 1000-2000 arası tahtaya mal olur bence. Öyle bir proje. Bunu hastayı taşıyor. İşte bu ya. Soğuk vesaire tanımadan... Öldü. Ölmedi mi? Bıraktı. Hastalandı. Frostbite yedi soğuktan. Şimdi başka bir cengaver. Elden ele. Ah
pas geçti. Frostbite diyorlar arkadaşlar. Çok soğuk şu anda. Ölümcül soğukluk. Ve ayı geldi. Bunu ilk defa gördüm. Ölümcül soğukluk. Bakalım ölecek miyiz? Ne yapıyor bu? Yemekleri yiyor, bir şeyler yiyor oradan. Biraz daha yaklaşsın da tokat yesin kulelerden. Bir şey daha saldırıyor. Ha bu mu yine? İçini mi boşalttı binanın? Binadaki şeyleri çıkarıyor. Et yiyor. Meyveleri yedi. Çok da yemiyor. Sabunu niye çıkarıyorsun? Hayda. Hadi basket rica ediyorum. Range'e de girmiyor zeki ayı. Belki biraz daha sağa koyabilirim. Kuley. Neyse. İyileştirdik birini. Yemek çok dengesiz arkadaşlar. Öyle bir inip çıkıyor ki. Evet, okları yedi kafasına. Kaçıyor mu? Ne yaptığı da belli değil ki. Kaçtığını varsayıyorum ve salıyorum herkese. Balcıya da geliyor olabilir. Tamam, doydu bence o. Bay bay. Evet, kafamda öyle bir sur projesi var. Hayvanları uzak tutmak için sadece. Yapsak mı? Yoksa böyle çılgın projelere gerek yok mu? Bilemiyorum. 150'ye doğru gidiyor bu arada popülasyonumuz. Birkaç tane evleri yapıyorlar. Güzel. Boşta 11 kişi var. İdare ediyoruz şu aşamada. Ve çiftliğimiz hazır. Hazır. Tek ihtiyacımız olan şey hayvanlar. Onun dışında mükemmel bir çiftlik arkadaşlar. Hayvan yok ama. Bu gariban ne yapıyor burada? Sağ klik yapmışım, ayıya saldırtmışım ve unutmuşum arkadaşlar. Adam buradan buraya gelmiş. Ya da kadın. Affet beni. Senin hayatta kalma ihtimalin yok. Haritayı açtı en azından. Katya, kusura bakma. Benim dikkatsizliğim canını aldı. Katya hayatta kalabilecek mi? 16. yıla giriyoruz. Ölmedi galiba. Birisi kuduz kaptı. Hoppa! Kurtlar. Yani surları mı çeksem ya? Yemeğimiz bitti. Yemek sıfır arkadaşlar. Ve çok da gelecek gibi durmuyor şu anda. Şuradan fasulye falan gelecek. Fırını fulluyorum. Un ne kadar var? 520. Fırını çok önce fullemem gerekiyordu benim hatam. Yani düzenli bir un ve tahıl döngüsü yaratabilirsem karakterleri çıkarıp toplamam gerekmeyecek dakika başı. Ve 1400 tahılım var aslında. Fırında kesinlikle 4 kişi olmalıydı benim hatam. Tüccar geliyor, ineklerimizi mi getiriyor az sonra? Ve geviş getirme değil, yemek yeme bölgesini seçiyorsunuz. Bunu tarlayı mı seçmemiz gerekiyordu? Galiba. Bu arada sur çekmem gerekiyor. Kurtlar gelip burada şey yiyebilir.
ineklere saldırabilirler ve çok büyük bir sıkıntı olur onu yaparlarsa. O yüzden bir noktada sur çekmeye başlamam lazım ama gemiyi toparlayalım öncelikle. Ve saldırı da kulağındadır, eli kulağındadır. Birazdan saldırı gelecek muhtemelen. Ben başlıyorum arkadaşlar şehrin surlarına. Gönül isterdi taş yapalım ama mümkün değil şu aşamada. Bakalım tüccar ne getirmiş. İnek yok. Tuğla satıyor aslında. Alıp bir şeyleri upgradeleyebilirim. Ama üreteceğiz yakında. Bir tane sabun fazlamız var. Sepet. Sepet satalım 25 tane. 30 tane satalım. Güzel fiyata gidiyor. Çok iyi fiyata gidiyor. 510 gold gelecek. Ve başlıyoruz surlara. Şuradan falan çekiyorum arkadaşlar surları. Verimliliğe bakacak olursam. Okey. Şöyle. Bir hatta çektim. Şuraya kadar. Önce bunu yapsınlar. Raiderlar vurmayacak muhtemelen ona. Umarım ki. Sonra buradan sağ ve aşağı yapacağız. Bu dağın etrafından dolanmayacağım. Ha, tarlamız geldi. Çok güzel. Ama ilk birkaç sezon pas geçeceğiz. Gibi duruyor. Haydi inek. İnek bekliyoruz. Şu parayı da değerlendireyim ya. 1500 param var şu anda. 2000 olacak birazdan. Tahta alacağım. Çok güzel. Çok güzel geldi bu. 2'ye satıyor arkadaşlar. Basıyorum parayı buraya. Gerçekten basıyorum. 400 tane aldım. Aldım gitti. Bunları da satıyorum. Ve halen 1000 küsür paramız var. Of, 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 of. Bir tane daha geliyor tüccar. Aynen. Şimdi 670 tahtamız oldu. Ve mega surlarımızı çekmeye başlayacağız. İlk aşamada savunma amaçlı olmayacak. Yani her yere kule yapamam. 20 tane kule yapmam lazım etrafına. Ama hayvanları dışarıda tutacak en azından ve içeride vahşi hayvanları dışarıda tutacak. Ve hayvancılık vesaireyle uğraşabileceğiz en azından içeride. Ki şu arkadaş kesinlikle inek satıyor. İçime doğdu. Bakalım. Hayır, kesin. Aa, pardon. Burada, burada, burada. Satmıyor. 100 tane kömür birikmiş. 500 gold'a çevirebilirim. 50 tane demir. Bunu 300 gold'a çevirebilirim. Kılıç sadece 90... Kılıç mı alsam birkaç tane? Hobi amaçlı. Ama çok kolay ölüyorlar. Armorları yoksa kılıç almanın bir manası yok. Kılıç yok oluyor galiba karakter ölünce. Yere düşmüyor ama gidiyor. Uçuyor. Armor alabiliriz belki. Guardlarımız için. O da gerek yok şu anda. Şu anda gerek yok. Şu T harfiyle çıkıyormuş arkadaşlar sağ üstteki menü. Çok güzel.
Çanak çömlek de satabileceğiz yakında. Elbiseler yetişmemeye başlıyor. Bunları biraz uçurmamız gerekecek gibi. Fena gitmiyoruz. Burada çalışmıyorlar mı? Temizlemeleri gerekiyor şu anda burayı. Nerede bu adamlar? Bilmem. İki kişi burada neden çalışıyor? Bunları kovdum. Bir sürü yeni şey getirmişler. Dinamik getirmişler. Bunları keşfederiz. 12 kişi mezun oldu. Eğitim oranımız %54. Güzel. Ve boşta bir sürü karakterim olmalı şu anda. Yokmuş. 6 kişi sadece. Niye öyle gaza geldim bilmiyorum. Bir sürü tahta da aldık. Tarlaların birbirinden uzak olması da sıkıntı olabilir arkadaşlar. Çünkü çiftçiler bir bölgedeki işi bitirince diğer bölgeye geçiyor vesaire. Beraber çalışıyorlar. Burada ufak bir sıkıntı olabilir o. Orayı bitirip şimdi geldiler. Aa. Ve sezon bitti. Onlar gelene kadar. Bilmiyorum. Ama buraya da tahta. Buraya da tarla yapacağız. O yüzden sıkıntı yok. Tek bölgede toplayamayız bütün tarlaları. Buraya bir tane de şeyci yapacağım. Evet. Arıcı balcı yapacağım. Şu ortasına yapıyorum ya. Eskiden böyle yapıyordum. Sıkıntı olmuyordu. Ya da yapmayalım. Buraya koydum. Şu yollar niye birleşmiyor? Hah. Çirkin çirkin duruyorlar. Yemeği bir kez daha toparladık. Ve o kadar hırpalayıcı saldırılar gelmedi. Bu bölüm. Biraz rahatladık açıkçası. Tarlalar fena değil. Elmaların. Bir saniye, elmaları toplamaya başlamışız. Çok güzel. 300 getirmiş geçen sene. Afiyet olsun. Ve bir sonraki hedefimiz halen hayvancılık ve onun dışında tier 3'e gideceğiz arkadaşlar. 107 popülasyon var, neredeyse ulaştık. Biraz daha ev. 11 ev yapmışım, 25 tane. Pardon, level 2. Level 2 ev yapacağız. Bunları yaparız. Parayı da yavaş yavaş biriktiriyoruz. Plank de geldi sayılır. Tier 3'e atlayacağız. Ama halen inek beklentisi içerisindeyim. Yeni evlerimizi nereye yapalım? Belki dekorasyon yapabilirim paramla biraz. Çünkü şeyi arttırmak istiyorum. Çekiciliği arttırmak istiyorum etraftaki. Hoppa. Ayı Bey geliyor yine. Bütün köyü saldırıyor gerçekten şu anda. Ona rağmen indirdi birisini. Yapacak bir şey yok. Bütün köylere armor veremem. Ama kule koyabilirim oraya buraya ama o zaman da kolay yıkılacaklar. Yapacak bir şey yok. Hayatın gerçekleri. Dekorasyon diyorduk. Biraz parayı çarçur edebilirim aslında. Şuradan yollayalım. Kendi hazinemize. Çünkü bunlar kalıcı arkadaşlar. Destek sağlayacak. Hiçbir negatif yanı yok bunları yapmanın. Büyük park çok güzel. 500 gold çok fazla ama. Müthiş bonus veriyor etrafına. Bu kaç veriyor? %8 mi veriyor? Çok güzel. Bundan da yapabilirim bir tane. Şunun yanına.
%30'a çıkarmak istiyorum binaları. %30'a çıkarırsam upgradelenecekler çünkü. Şöyle. Şurası ne kadar çirkin bakar mısınız? Tam bir çirkinlik diyarı orası. Ben park yapayım bir tane. 500 gold çok fazla gibi duruyor ama sığmıyormuş. Hayallerim suya düştü. Küçük park. Evet, buraya da evler yapacağım için şuraya küçük bir park koydum arkadaşlar. Burayı etkiliyor. 150 gold. Yapıştır gitsin. Şundan da yaparsam. Yanına. Veya diğer tarafa. Buraya yapalım. İleride taşırız gerekirse. Güzel. Parayı biraz harcamış olduk. Ama level 3'e çıkarmak için base'imizi daha çok evi upgrade'lememiz gerekiyor. O yüzden sıkıntı değil. Evet, yemeği toparladık arkadaşlar. Surlarımızın inşaatına başladık. Daha birkaç bölüm sürecek. Ama biraz kafamız rahatlayacak ayılardan, kurtlardan. Ve surların içini doldurmaya odaklanabileceğiz tier 3 binalarla. Burada yavaştan sizlere veda ediyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.